Konsolosluğun önünde Kerkük'te yapılanları protesto etmek, dikkat çekmek için toplandık. Toplandık ama yolu kapatıyoruz diye polis müdahale etti. Basın açıklamamın hali bu. Sert bir şekilde müdahaleye uğradık. Bunu anlamak mümkün değil. Hepimiz Türk'üz. Kerkük'teki Türkmen kardeşlerimiz için, protesto için, dikkat çekmek için buradayız ve polis müdahalesine uğradık. Şimdi bugün Kerkük'te, Irak'ta genel bir nüfus sayımı yapılacak. Önümüzdeki yakın süre içerisinde Kerkük'te bu nüfus sayımını bahane ederek Erbil ve Süleymaniye'den içerisinde binlerce PKK mensubunun olduğu on binlerce Kürt Kerkük'e getiriliyor. Gayri resmi Kerkük valisi saat 12'de sokağa çıkma yasağı olan Kerkük'te bu sokağa çıkma yasağını bahane ederek Kerkük'ün içerisine giren Erbil Süleymaniye'den gelen Kürtleri engellemeye çalışan güvenlik güçlerini müdahale ediyor. Kerkük girişlerindeki 320'ye yakın Türkmen ve Arap güvenlik gücü ya gözaltına alındı, bir kısmı Bağdat'a sevk edildi. Irak Türkmen cephesi buna karşı açıklama yaptı ve dikkat çekti, protesto etti. Bu uygulamalar Kerkük'te Türk nüfusunun yerine Erbil Süleymaniye'den getirilen içinde binlerce PKK teröristi olan Kürt nüfusunu yerleştirmeye yöneliktir. Kerkük sırf İran, sırf Türkmenlerin sorunu değildir. Kerkük tüm Türklerin, Türkiye'nin sorunudur. Kerkük Türktür, Türk kalacaktır. Biz bugün Zafer Partisi olarak Kerkük'teki Türkmen kardeşlerimize destek vermek için hep onların yanında olduğumuzu tekrar tekrar belirtmek için toplandık. Kimse unutmasın. Tekrar söylüyorum. Kerkük 1000 yıllık Türk şehridir. Türktür, Türk kalacaktır. Kerkük!